Aslında geriye gittik ama neticede hala bizim işte Nisan ayında o pik noktası dediğimiz 5.300'lü rakamların hala üzerindeyiz. Yani çok daha hedeften oldukça uzaktayız. Bunun global bir salgın olduğunu unutmamak lazım. Zaten pandeminin anlamı o. Ve nitekim eğer bütün dünya birlikte tedbir almazsa, biz örneğin rakamları işte böyle onun altına bile indirsek, etrafta diyelim ki Irak'ta işte vakalar var ya da işte Afrika'da da vakalar var, güvende olmayacağız. Şimdi bakın zaten dünyadaki ülkelerin de sadece 4 tanesi hariç genel anlamda bir vaka sayısında azalma var. Bu global alınan önlemlerle ilgili tamamen. Bu 4 tane ülkede özellikle İngiltere'de gözlenen mutasyonun yayıldığı ülkeler. Yani daha çok bulaştırıcı olan bu yeni mutant tipin yayıldığı ülkeler. Onun dışındaki ülkelerde bir azalma var. Ama biz böyle onlu rakamlar gibi çok düşük seviyelere bütün dünya ile birlikte gelmedikçe artık rahata erdik. İşte maskeyi bırakalım, mesafe kurallarına gerek kalmadı. Artık birbirimizle direkt temas kurabiliriz diyemeyeceğiz. Bunu diyebilmemiz için mutlaka aşı bir taraftan tabii yapılacak, bir taraftan tedbirler devam edecek. Ama dünyanın genelinde, bütün ülkelerde vaka sayılarının onun altına inmesi lazım benim düşünceme göre. Yoksa öbür türlü acele eder, o ilk Haziran başındaki gibi tedbirleri erken kaldırır. Yanlış öngörülerde bulunursak, işte bu okulların açılma kararları, iş yerlerinin açılma kararlarında olduğu gibi tekrar yükselecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmaz. Ya o yüzden tedbirleri en az kaç ay daha sürdürmemiz lazım bu şekilde size göre? Yani şöyle söyleyeyim, aşının bütün dünyada salgını sonlandırabileceği süre 1 yıldan uzun gibi görünüyor. Yani bizde ilk birkaç günde böyle hızlı görülen bu yükseliş, işte 850 bin civarında aşının yapılması falan insanları yanıltmasın. Çünkü o ilk birkaç gün zaten aşıya hazır bekleyen, planları bilen insanlar zaten kendi istekleriyle aşıya geldiler. Şimdi yavaş yavaş öyle bir döneme gireceğiz ki biz insanları toplamaya, işte gidip yerlerinde aşılamaya çalışacağız. O yüzden bu hızla devam etmeyecek. Tabii araya işte lojistikte ortaya çıkacak problemleri, aşının işte beklenen tarihte gelmemesi gibi aksaklıkları falan hiç koymuyorum ben. Her şey yolunda gitse bile bu iş Türkiye içinde 1 seneye yakın bir süredir. Ama dünya genelinde düşündüğümüz zaman işte 1 senenin biraz hatta 1 seneden biraz daha uzun bir zaman diye öngörüyorum. O yüzden işte böyle yaz başı, Eylül falan gibi süreler bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Peki hocam, sağ olun.